Herkes genel gün paralel yani merhaba. Bugün sizlerle yeni çıkan bir cam oynayacağız. Camımızın ismi yani PES 2021'in yeni yamasını Neron Tage Games'in çıkardığı PES 2021 Neron Tage Page ilk bölümüyle başlıyor. Bu oyunu aşağıdaki açıklamalar kısmında verdiğim Discord grubundan indirebilirsiniz oyunu. Tabii ki paralı. 6 ayda bir güncel 6 ayda bir 6. Belli güncellemelerde para alacaklarını söylüyorlar. Yani her 6 güncellemede bir para alacaklar. Öyle bir oyun. Yani aylık yıllık ücretleri yok. Bu şekilde para alacaklarını söylediler. Kurum videosu ve daha fazlası Discord grubundaki açıklamalar kısmındaki Discord vereceğim. Discord grubundan bakabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu kurduk. Buradan Neron Tech Games'in tüm ekibine teşekkür ederiz. Çok güzel bir yama yapmışlar. Artık Melovera Page'i oynamamızın sebebi bu yamada Neron Tage'de üçüncülük varken Melovera'da yok, yani yenilik yapmıyorlar. Üçüncülük eklemiyorlar. Halbuki Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncülük takımları da var. Yani bu şuna benzer, susuz yemek yemeğe benzer. Yani su olmayınca yemeğin bir anlamı yok, yemek olmayınca suyun bir anlamı yok. O yüzden Neron Tage Games'e, ekibine bir kez daha teşekkür ederiz. Çok güzel bir yama yapmışlar. Oyunda TFF üçüncülük, birincilik, ikincilik zaten herkese onlar var. İşte Mod Manager'dan buraya aktardık. Bütün modları aktardık. Daha sonra kapattık burayı. Melovera Peach'e göre bayağı değişiklikler var. Kat kat oyunu diğer yamayı katlar. Oyun açmada orijinal oyununuz orijinalse bu tiki işaretleyip basıyorsunuz. Crack oyun olduğu için benimki. Buna bastım ve ama ona oyun ayarları gerekiyor. Onu da bir yapalım. Oyun ayarlarından bir saniye başla şöyle tam ekran. Oyun ayarlarından tam ekran diyoruz. Okey. Ve şimdi tek işaretledik. Projekli oyunu daha sonra oyunu başlatıyoruz. Ve oyunumuz başlıyor. Thank you.
geliyoruz Master Lig'e. Büyük takım maalesef. Dediğimiz gibi bugün TFF ikinci beyaz bu Türk oyun tarihinde bir lig. Üçüncü lig, Trendyol Süper Lig, birinci lig görüyorsunuz değil mi efendim? Aa, yarı yamada var mı? Yok. Hatta TFF ikinci lig kırmızı, üçüncü lig grup 3-4 grubunu bile eklemişler. Yapanların ellerine, kollarına, ellerine sağlık. Süper yapmışsınız.
bindi bahaneler, tükendi cümleler. Süper Kupa. Neden kupaların kupası? Çünkü bu kupa dostluğun kupası. Bu kupa kardeşliğin kupası. Bu kupa birliğin kupası. Bu kupa beraberliğin kupası. İşte bu yüzden milyonları birbirine bağlayan bu Süper Kupa'ya adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Kupaların kupası Türkcell Süper Kupa'da iki takımımıza da başarılar diliyoruz.
Galatasaray sevinciyle, hüznüyle zorlu bir sezonu geride bıraktı. Ve bugün Süper Kupa finaliyle sizlerleyiz. Yeni sezona iki takım da Süper Kupa'yı kazanarak başlamak istiyor kuşkusuz. Uzun zamandır beklenen müthiş maçta sizlerle birlikteyiz. Evet, açıkçası Arda çok güzel özetledin. Bana da laf bırakmadın. Kardeşim yani şimdi söyleyecek. İşte altına bir de sağlık. Sezona kupayla başlamak çok önemli. Yani büyük bir moral verir. Bilirim. Bak ya, bakın kazansın. Fenerbahçe Hürkan Stadyumu. Hiç kuşkusuz Türkiye'de futbolun en büyük simgelerinden biri. Geçmişe dönüp bir baktığımızda profesyonel Türk futbol tarihinde atılan ilk gol bu stadyumda atılmış değerli futbolseverler. Sesi geldi ve mücadele başladı. Hızlı Fogolobal iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Pasın geçmesine izin vermedi. Kerem Demirbay. Serin bulmadı, el değiştirdi top. Gazay. Şimdi bak şu ayı. Bu noktada bir müdahale. Şut edecekti. Kaleci iyi iş çıkardı. Çok iyi iş çıkardı. Kaleciden üçüncü bölgeye doğru uzun bir top. Kerem Demirbay öne doğru uzatıyor. Aslında isabet yok. Şimdi bak şu ayı. Mertens. İleri uzattı, açtı oyunu. Top biraz hızlı. Rakip ceza sahasına giriyorlar. Umut vadeden ataklar yapıyorlar. Ancak bir türlü sonuca gidemiyorlar. Gözler hakeme çevrildi. Devam kararı geldi hakemde. Şıvır bir götürüyor vardı. Hakemle bir an göz göze geldi orta hakem ve evet, karar offside. İstediği noktaya gitmiyor pas. Forvet oyuncuları daha geniş bir alana yayılmış durumda şu dakikalarda. İlerliyor, tehlikeli olabilir. Şut şansı. Kendinden düdük geldi, durdurdu, oyunu for.
Mertens sınır ileri doğru uzattı. Defans hattı topun geçmesine izin vermiyor. Güzel müdahaleydi. İyi kapandı orada. Son offside gibi, evet. Bayrak havada, offside kararı çıktı. Doğru, offside tabi. İrfan Can topu ikinci bölgeye gönderdi. Kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyorlar topu şimdi. Fenerbahçe topu tekrar kazandı. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. Pas geçmedi. Nazım Aski. Bir engelleme geldi o noktada Karafor. Üç sesi geldi Karafor. Oh,
İlgi büyük, stadyum atmosferi gerçekten harika. Birlikte gelen bir ton değişiklik elbette yeni bir hoca. Bunu sorgulamıyoruz bile. Son zamanların asıl konusu ben... Icardi! Boşta kaldı top. Kaleyi yoklayacak gibi. Galatasaray takım haline atalım. Bir şut. Şahaneydi be. Ha? Çok güzel ortaladı. Hocamızın dediği gibi orta güzel olunca gol de kaçınılmaz oldu. Galatasaray ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Evet, işte bu gol şimdi maçı daha da heyecanlı hale getirebilir herhalde. Bakalım, izleyip göreceğiz. Bir top kaybı orada. Özellikle geniş ve açık alanlarda takımın bu bölgelerde daha üretken ve başarılı olduğunu biliyoruz. Hakemden düdük geldi, durdurdu oyunu, faul. Gözler hakemde fakat hakem oyun sürsün dedi, devam kararı çıktı. Ben dedim devam kararı doğru. Tribünlerden bir an itirazlarla yükseldi. Devam devam. Şut çıkardı. Kaleci de. Evet, hatırlayacaksınız ilk gollerini yine bir köşe vuruşundan bulmuşlardı. Faul gelişi güzel bir şekilde topu uzaklaştırıyor ortada. Bastien. Radio Wink. Mücadelede gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti. Skor 1-0 ve mücadele devam ediyor. Evet.
Şimdi Mertens. Aytaç Kara. Topu ileri uzattı. Açtı oyunu. Savunma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsat olabilir şimdi. Mertens. Kaleye doğru. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Gol oldu. Top finale gitti. Gol oldu. Büyük coşku var tribünlerde. Gol geliyor. Bu gol aynı zamanda rakibin de umutlarını körelten bir gol oluyor. Neyse ki yanlış olmaz. Galatasaray golü buldu. Farkı 2'ye çıkardı ve skor 2-0 oldu. Bu düdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Evet. Hocam ilk kere hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii Arda. Ya şimdi ilk 45 dakikada göze de hitap eden oldukça güzel bölüm vardı. Sağda hocaların taktiksel değişikliklerini, hamlelerini görmek için heyecanla bekliyorum açıkçası. Evet bakalım yerimizi ilk göreceğiz. Biz de senin gibi heyecanla bekliyoruz. Galatasaray yukarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Kontrolü elden bırakmadı diyebiliriz. Skor 2-0 ve ikinci yarıda heyecan sürecek. Evet, kaldığı yerden devam ediyor maç. Savunmaları yerinde. Canales. Ortada oyun durdu. Hakemden gol kararı çıktı. İtiraz ediyor. Ben topu müdahale ettim diyor ama. Ortayı vurdu. Güzel bir orta geldi ancak vuruş kötü oldu. Son vuruş bu güzel ortanın gölgesinde kaldı adeta. Savunma açık vermiyor şu dakikalarda. Savunma çizgisi, kademe gayet yerinde. Bunu da Tosta. Kerem öne doğru uzatıyor. Radyo Vink. Kerem yine mücadelede gol yaptı o noktada ve akabinde serbest vuruş kararı çıktı. Bunu da Costa. Galatasaray maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Güzel hamle. Oyun durdu. Hakemden bir gol tespiti o noktada. Bastia. Top kaybı. Şimdi Icardi. İyi sürükledi orada. Icardi. Icardi. Dışarıda. Canales. Tempo düştü maçta biraz. Şimdi Ayra Drolic. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Şimdi pasını aktarıyor. Defans attı. Topun geçmesine izin vermiyor. Güzel müdahale ediyor. İyi kapandı orada. Kerem topu ileri uzattı. Açtı oyunu. Geçmesine izin vermiyor. Araya giriyor ve alıyor topu. Pasını verdi şimdi arkadaşına.
Dengesi gidip geliyor Karakol. Başlangıç yaptı. Heyecan verici bir sezonun işareti olabilir bu maç. Yanmaz süper olmuş. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. Onun öncesinde bir para
size özel kod veriyorlar. O kodla içeri gidiyorsunuz. Öyle yanmaya oynuyorsunuz değerli arkadaşlar. Para hilesini yapmak istiyorsanız çok basit. Chat Engine programına gireceksiniz. Buradan bu işareti basıp buradan hangi yamayı oynuyorsanız onu seçiyoruz ve ama işte girdik burada.
Görüyorsunuz.
İngiliz seneler var, mutlu günler değerli futbolseverler. Ben Allah'ın iyi sevgiler ve çok değerli oyuncum. Sevgili Sarman Çokoğlu, bu mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız. Koltuktaki yerlerimizi aldık. Diliyoruz ki keyifli bir mücadele izleriz. Hocam, çayınız da önünüzde. Güzel demli bir çay. Hocam, ne bekliyorsun maçta? Keyifli bir mücadele izleyelim. Neler olur sence? Hoş bulduk kardeşim. Biliyorsun bir Karadenizli olarak çaysız yapamam. Çay her zaman yanımda olacak. Onun dışında da maçtan beklentilerim Fevre çerçevesinde hak edenin kazandığı bir maç olsun. Şimdiden ağzına sağlık kardeşim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Senin de ağzına bir yere sağlık ve maça dönüyoruz değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, taraftarlar yerlerini aldılar. Stadyumda müthiş bir atmosfer var. Maça ilgi büyük. Muhabir arkadaşımdan kulağıma gelen bilgilere göre 4-3-3 dizilişiyle sağ göreceğiz bugün onları. Evet, 4-3-3 öngördüğümüz gibi bir dizinin bu şekilde sağda olacaklar. Bakalım, bakalım ne olacak? Evet hocam, dediğimiz gibi maç öncesinde beklentiniz bir öndeydi sizin de. Ortada oyun durdu, hakemden gol kararı çıktı. Önce itiraz ediyor, ben topa müdahale ettim diyor ama hakem aynı görüşte değil. İnci. Top yapıştı ayağına adeta. Çok çıkardı. Kaleci izin vermiyor. Kaleci yenilmiyor ve ayıp. Emrah pas verdi. Umut. Şimdi Bartu. Şimdi sarı kırmızı adına bir kontrol atak şansı. Organize gidiyor Galatasaray. Güç sesi geldi Karanto. Şimdi yanına çağırdı hakem kart gelebilir. Evet sarı kart çıkıyor. Sarı kartı gösteriyor hakem. Doğru kadar kesinlikle sarı kart. Galatasaray sezona güzel bir başlangıç yapmıştı. 3 puan alarak galibiyetle açmışlardı sezonu. Bu ivmeyi sürdürmek istiyorlar. Vuruşunu yaptı. Sivas Spor. Artık daha sıklıkla geniş açıları kullanıyorlar. Yani savunmayı açarak daha çok alan yaratmaya çalışıyorlar. Orta sahadan gidebilecek geç goller için dikkatli olmak gerekiyor. Topu ileri uzattı, açtı oyunu. Ziyech. Zamanında bir müdahale ortada. Sarhoş'la bir top şimdi. Top onunla kaldı şimdi. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. Çok temiz bir müdahale geldi o noktada. Top uzaklaştırıldı şimdi. Savunma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsat olabilir. Icardi! Öne gitti gol! Gol oldu, gol geldi! Gol geliyor! Galatasaray golü buluyor değerli izleyiciler. Sarı kırmızılar golü buldu. Çok büyük bir sevinç var sarı kırmızılı kafilede. Tribünden de ultraslandı Rattar grubu. İnanılmaz sevinçli bir maç uçkulu. Golü buldu Galatasaray. Maçın ilk golü geliyor değerli izleyiciler. Skor 1-0. Hocam, evet. Evet ilk golü buldular. Güzel de bir gol attılar. Bakalım kalan dakikalar bizlere neler gösterecek. Kalan dakikalar heyecanlı olacak kuşkusuz hocam. Skor 1-0. Asırını bulmadı, el değiştirdi top. Atakan. Emrah Passa. Ümit geldi, maçın ilk yarısı sona erdi. Evet, ilk yarıda tek gol var. Heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor. Bakalım ikinci devrede de bu heyecan sürecek mi?
Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde tamamlıyor. Heyecan dozu yüksek bir ilk yarı oldu. Bakalım ikinci yarı neler getirecek? İkinci devre başladı. Orada iyi pres yaptı. Kaptı topu, topu el değiştirdi şimdi. Icardi. Top ağlara gidiyor, gol! Gol oluyor, gol! Top ağlara gitti, gol oldu. Tribünler coşkulu. Fark 2 oldu. Bu gol takımı oldukça rahatlatıyor ve rakibin işini de çıkmaz sokuyor. Bu golle birlikte büyük bir avantaj elde ettiler Arda. İyi bir teknik, doğru zamanlama ve sonuç ortada. Mücadele ikili ikinci golünü kaydediyor bu arada değerli izleyiciler. Yalnız bugün bayağı etkili oynuyor ha. Değil mi hocam? Çok etkili bir performans sergiliyor ve göz dolduruyor bugün. Galatasaray iki farklı üstünlük yakaladı, oldukça rahatladı. Mertens, Sivas Spor takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. Bir engelleme geldi o noktada Karanfo. O bölgede kritik bir müdahale geldi. İyi müdahale. İyi ayak koydu orada. Oyun durdu, faul ve serbest duruş. Caner. Oyun alanının dışında mücadele taç atışını sürecek, taç kullanılacak şimdi. Arabası. Icardi. Kaleye vurdu. Etkili bir pozisyonda sıkı çalamıyorlar. Top el değiştirdi. Şimdi Mertens. Şimdi bir arabası. Icardi o noktada offside bayrağına takılıyor. Uzun bir vuruş kaleciden. Emrah oynanan son mücadelede takımına liderlik yapmıştı adeta. Muhteşem bir gole imza atmıştı. Oldukça etkiliydi o maçta. Sivas Spor savunmasında zaman zaman açıklar verebiliyor. Bu hususta dikkatli olmalılar. Aslında isabet yok. Kontratak başlıyor. Pası istediği gibi gitmiyor. Murat. Caner. Apinden Goye. Bartu Elmas. Uğur. Menür. Aktarın olan umudunu top kaybı geldi. Akın'dan Goye. Oraya izleyeceğiz. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Evet. Mücadeleden Gülen tarafı olmak ayrı.
Ve değerli izleyenler, diğer videomuzda UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yapacağız ama şimdilik bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir yamada görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar.